Ramazan'ı fırsatul amri ve nurun fi meded dehri ve yehkî rikkatel nehri fe Esselamu Aleyküm çok değerli ve kıymetli İstanbul TV izleyicileri. Yine bir programa karşınızdayız. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Bugün yine Doktor Hıdır Kartal Hoca Efendi ile birlikte oruç hakkında nasip olursa sizleri bilgilendireceğiz. E, orucun ehemmiyeti, farziyeti ve nasıl, e, hangi hallerde bozulur, e, farzi, farziyeti nedir? Bu gibi konuları inşallah hocamızdan e, öğreneceğiz ve sizlere aktaracağız. Değerli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Kıymetli hocam, şimdi İslambol TV diye bir e, YouTube kanalı çıktı. Gerçekten e, ben Yaklaşık iki yıldır takip ediyoruz ve birçok programlar da burada yapıldı. Siz de burada programlarınız var. Öncesinde tabii ki birçok televizyon kanalında birlikte program yaptık. Bu anlamda uzun bir aradan sonra ilk defa birlikte bir program yapıyoruz. Ben de öncelikle memnuniyetimi arz etmek istiyorum. Tabii ki Doktor Hıdır Kartal Hoca Efendi kimdir? Kısaca tabii herkes Türkiye'de birçok kişi tanıyor ama... Kendisi, Rabbim kendisine razı olsun, <laughs> ee, birçok kitap yazan, birçok talebe yetiştiren, binlerce talebe yetiştiren ülkemizdeki önemli değerlerden, kıymetlerden birisi. Bugün de nasıl olsa İstanbul TV ekranlarında kendisiyle oruç hakkında inşallah program yapacağız. Değerli Hocam, artık mübarek Ramazan ayına yaklaşıyoruz ve 3 ayları hızlı bir şekilde Recep ayını bitirdik. Şaban ayı içerisindeyiz ve artık yavaş yavaş Ramazan'ın gölgesinde kendimizi hissediyoruz. Bu anlamda izleyicilerimiz de bu mübarek oruç ibadetiyle ilgili, mübarek ayla ilgili bilgilendirmek istedik. Bu anlamda sizlere inşallah özellikle sizin yazmış olduğunuz kitabı da tabi senelerdir birçok izleyicimiz okumuştur. Burada Kadir Kartal Hoca Efendi'nin yazmış olduğu bu oruç kitabını birçok Müslüman istifade etti. Biz bugün hocam dilerseniz orucun e, hem niyetinden e, ve farz oluşu Kur'an-ı Kerim'de ayetle e, nasıl e, beyan edildi, hadislerle nasıl bildirildi ve alimler bu konuda neler söylediler. Çünkü günümüzde orucun farz olmadığını söyleyenler de var. E, bu anlamda e, değerli hocam dilerseniz orucun farziyeti Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor bunu e, zikredelim kıymetli hocam. Evet. ilk başta tekrar bizi bir araya getiren, tekrar programda buluşturan Allah'a hamdolsun. Peygamber Efendimiz Muhammed'e, aline, ashabine, etbaine salat ve selam olsun. Tabii ki İstanbul TV Allah'ın Allah'a hamdolsun. Ehli sünnetin çizgisinde yürümekte. Bu bizi çok sevindiriyor. Ve gerçekten topluma büyük bir faydası var. Ben izlenmesini talep ediyorum. Yani bütün kardeşlerimiz ehli sünnet olarak Allah'a hamdolsun bu TV'den faydalanabilirler, güvenebilirler, amel edebilirler ve tabii ki bütün çalışan kardeşlerimize yönetmenden ta en alt tabakada çalışan kardeşlerimize ben çok teşekkür ediyorum. Allahu Teala onlardan razı olsun. Bazıların gözünde küçük bir amel görülebilir ama bu büyük hayırlı bir ameldir. İnşallah bunu kıyamet gününde kendi sahifelerinde görürler ve o zaman ehemmiyetin ne kadar olduğu daha çok anlaşılır. Tabii ki hocam bugün medya çok ileri seviyeye ulaştı. Artık insanlar bazı insanlar ilim meclislerine de çok gelmiyorlar. Tabii ki bizim tavsiyemiz ilim meclislerinde bu ilimlerin alınmasıdır ama Evet işte bu televizyon yoluyla da olsa ya da bu kanallar yoluyla da olsa dinimiz tahsil edilebilir mi hocam? Yani buradan izleyiciler Tabii eğer anlamda... güvenilir ehli ehli sünnetten olan bir kimse ise ve daha önce karşılaştıysa ondan bir şeyler işittiyse talakki gibi sayılabilir. Ee, ve ondan istifade edilebilir. Tabii yüz yüze eğitim bu daha güzel, daha güçlü, daha hayırlı bir şeydir. Ama ee, imkanı imkan İmkan, tabii ki bir de yurt dışında olanlar var, başka şehirlerde olanlar olanlar var. Tabii ki bundan istifade edilir, faydalanabilir. Ee, Allah Subhanahu ve Teala ayet-i kerimede buyurdu ki, Şehru Ramazan'ın lezî unzile fîhil Kur'an. Huden linnâsi ve beyinâtim minel hudâ vel furkân Femen şehide minkum şehre fel Ayet-i kerimede Allahu Teala buyuruyor ki: "Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delille olarak Kur'an indirildiği aydır. Öyle ise sizden Ramazan ayını idrak eden kimse orucu tutsun." Burada iki şey var. Birisi bu aya idrak eden veya hilalı gören manasında bazı alimler tefsir ettiler. Başka bir ayet-i kerimede allah Teala buyuruyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey iman edenler! Sizden önceki ümmetlere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Bu ayetten anlaşılıyor ki daha önceki peygamberler, daha önceki ümmetler de Müslümandı. Yani onlar da bizim gibi doğru fecirden e, ta güneş batımına kadar oruç tutarlardı. Oruçtan orucu bozacak hallerden orucu bozacak hallerden uzak kalırlardı. Doğru fecirden güneşin batımına kadar. Yani Tabii ki bütün onlara Bütün peygamberlerin ümmetlerinde oruç tutuldu mu hocam? Bütün peygamberlerin ümmetleri oruç tuttular. Evet. Ve bizim gibi oruç tuttular. Hani bazıları çıkıp da diyorlar ki işte biz ya yağlı yemek yemeyiz bilmem ne. Hayır, İsa peygamber aleyhisselam ve ona iman eden o müminler, Müslümanlar Musa peygamber döneminde de aynı şekilde bizim gibi doğru fecirden güneş batımına kadar orucu bozacak hallerden uzak kalırlardı. Ve ayet delildir ki daha önceki ümmetler de Müslümandı. Yani bütün peygamberler Müslümandı ve onlara iman edenler de Müslümanlar da onlara oruç farz kılındığı gibi bize de farz kılındı. Ayet-i Kerime'de geçtiği gibi. Tabii ki hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in ve Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste bildirdi ki aleyhissalatü vesselam Buniyel İslamu ala khams Şehadeti en la ilahe illallah ve an Muhammedur Resulullah ve iqam-ı salati ve ita-i ve beyti ve bu hadisin manası İslam 5 temel üzere kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhissalatu Vesselam'ın Allah'ın resulü olduğuna, Allah'ın kulu ve resulü olduğuna ve namaz kılmak, zekat vermek, Hacca git, gücü yeten kimseye hacca gitmek ve oruç tutmak. Yani oruç tutmak hem ayet-i kerimelerle hem de hadis-i şeriflerle hem de alimlerin icmaıyla sabittir. Eğer bir kimse çıkıp da dese ki Ramazan ayının orucu tutulmaz, farz değildir. Ee, o insan Müslüman değil. Neden? Çünkü hem Kur'an-ı Kerim'i yalanlamış olur, hem Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini yalanlamış olur. Hem de alimlerin icmanı yalanlamış olur. Onun için İslam'dan ayrılmış olur. Ayrılmasının sebebi ne? Allah'ı yalanladı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanladı. Ve alimlerin icmağını yalanladı. Onun için o iki kişi... İslam'dan ayrılmış olur, İslam'dan çıkmış olur. Peki hocam burada mübarek Ramazan ayının içerisinde tutulan bu farz oruç başka aylarda tutulur mu? Yani e, Ramazan orucu başka ayda tutulur mu? Ümmeti Muhammed ve Vesselam'da oruç Ramazan ayında farz kılındı. Ama daha önceki ümmetler daha başka aylarda oruç tutarlardı. Ama Peygamber Efendimiz Muhammed'in ümmetine bu mübarek ayda neden? Çünkü bu ayların en hayırlısıdır. Nasıl ki haftanın en hayırlı günü Cuma günü ise, yılların en hayırlı günü Arefe günü ise, ayların da en hayırlısı Ramazan ayıdır. Allahu Teala bu ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, ümmeti Muhammed'e Ramazan ayında oruç tutmalarını farz kıldı ki, bu ayda öyle bir gece var ki bin aydan daha hayırlıdır. Bu başka ümmetlere verilen bir şey değildir. Evet. Bu ümmetin peygamberi Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam daha önceki bütün peygamberlerden üstündür. Yaratılmışların en üstünüdür. Onun için onun ümmetine bu ayda oruç tutmayı verildi. Onun için ona Kadir Gecesi verildi. Bu gecede, bu mübarek gecede kişi ibadet ederse bin Kadir gecesi olmayan bin gece ibadet etmişe benzer sevabı var. Onun için kimse bunu ihmal etmesi. Bu mübarek ayda, bunu i rivayet ettiği, inşallah aklıma gelir, ebn rivayet ettiği hadiste, hadisin içinde şu geçmekte, mana olarak söylüyorum, bu mübarek ayda, bir nafile ibadeti yapan kimse bu mübarek ayın dışında farza benzer sevabı var. Bu mübarek ayda bir farzı yerine getiren kimseye bu mübarek ayın dışında yetmiş farza benzer sevabı var. Yani büyük hayır, büyük ecri olmuş olur. Onun için bu ayı değerlendirmek lazım. Bu soruyu neden sordum hocam? Ramazanın dışında tutulur mu diye bu farz olur. Çünkü bazı insanlar hocam işte mesela... Temmuz ayında, Haziran ayında, o sıcak aylarda oruç tuttuğumuzda diyorlardı ki o dönemde işte şimdi bu ay sıcaktır, dolayısıyla işte siz başka aylarda da bunu tutabilirsiniz yani sonuçta başka vakitlerde de bu oruç tutuldu diye insanları böyle yanıtanlar var ol olduğu için bu soruyu sordum maalesef zaten. bunlar kendilerini aldatmakta her evet. şeyin, her ibadetin bir vakti var, hac ibadetinin bir vakti var, namaz ibadetin bir vakti olduğu gibi de. Ramadan ayının da vakti var, onda oruç tutulması farzdır. Ha, bir kimse eğer e, hastalığından dolayı ya da seferi olduğundan dolayı ya da e, dini bir özürü olduğundan dolayı, mesela adet halinde olan bir bayan veya nifas halinde olan bir bayan gibi, bu Ramadan ayından sonra kaza olarak tutar kaza olarak tutar. Çünkü bunların dini bir özürü var. Ama dini özürü olmaksızın ben başka aya geciktirir, orada oruç tutarım dese bu insan büyük günaha düşmüştür. Allah'ın şiddetli azabını hak eder. Onu vaktinde yani Ramazan ayında orucu tutması farzdır. Peki hocam bu mübarek ayın başlangıcını Müslümanlar nasıl tespit eder? Müslümanlar bu mübarek ayın başlangıç noktası olarak nasıl başlatırlar? Bu noktada e, alimlerin beyan nasıl Allah Resulü'nün ya, ya da ayetlerde Sallallahu geçen e, deliller nelerdir? Çünkü günümüzde mesela bir sene öncesinden bazı takvimler hazırlanıp bir sene öncesinden bu mübarek ayın tespiti yapılıyor. Bu noktada e, dini ölçüler nelerdir hocam? Şimdi ilk başta ayeti kerimede Allah'u Teala buyuruyor ki فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَصُمَةِ Sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Yani ya kendisi hilal görmüş olacak ya da güvenilir bir kimseden bir kimse eğer ben hilal gördüm dediyse oruç tutar. Biliyorsunuz Hanefi mezhebine göre dünyanın neresinde olursa olsun doğuda batıda eğer hilal görüldüğü tespit edildiyse muhakkak Hanefi mezhebine göre oruç tutması farzdır. Bu bir. İkincisi hilal gözlemlenir. Hasapla alınmaz. Peygamber Efendimiz'in hadisi manası şu. Biz ümmi bir ümmetiz. Yani biz hasapla almayız. Peygamber Efendimiz'in döneminde hasaplamalar yok muydu? Vardı. Hasap, hasaplamalar gök bilimcileri yok muydu? Vardı. Peygamber Efendimiz'in döneminde vardı. Osmanlı döneminde yok muydu? Vardı. Ali Kuşçu Efendiler gibi. Gökbilim şu ana kadar Avrupa'da onun kitaplarından istifade etmekteler. Evet. Ali Kuşçu Efendi gibi gökbilimciler vardı ama Osmanlı alimleri Peygamber Efendimiz'in hadisiyle alaraktan, az önce okudumuş, okumuş olduğum ayet-i kerimeyle alaraktan yüksek tepelere e, güvenilir insanları gönderirlerdi ve hilalı takip ederlerdi. Eğer gözle hilal görülürse efendim o zaman ne olur? Ee, insanlara haber verirler. Yarın bir Ramazan diye haber verilirdi. Gözle eğer hilal görülmezse ne yaparlardı? Derlerdi ki demek ki bugün Şaban'ı 30'a tamamlayacağız ve e, ertesi gün e, Ramazan ayının başlangıcıdır derlerdi. Bu da hadisten aldılar. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste buyurdu ki aleyhissalatü vesselam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma aleikum siz hilali gördüğünüz zaman oruca başlayınız tekrar görüldüğü zaman iftarınızı açınız hilal görülmezse şabanı 30'a tamamlayıp öyle oruca başlayınız burada bir nokta daha var hadiste varid olan nedir bu Peygamber Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam Eşşehru hâkeza ve hakeze. Ay ya 29 gün olur ya da 30 gün olur. 28 diye e, kameri aylarda, yıllarda, kameri aylarda 28 diye yok, 31 diye yok. Ya 29 gündür ya da 30 gündür. 29. 29. gecede güneş e, battıktan sonra, akşam namazından sonra hilal takip edilir. Eğer gözle görülürse ne yapılır? Ertesi gün bir bir Ramazan denilir. Hilal görülmezse Şaban'ı 30'a tamamlarız. Aynı aynı hadiste var olduğu gibi. Su'umulur ru'yatihi. Eğer hilali görürseniz e, oruç tutunuz ve aftiru'l ru'yatihi. Eğer bir daha görürseniz yani e, bir daha ayı gözlemlediğiniz zaman e, gördüğünüzde o zaman bayramlaşınız. Yani Şevval 1 diye bayramlaşınız. Yani Ramazan'ın 29'unda tekrar hilal, göz, hilal gözlemlenir. Aynen. O durumuna göre. Evet ama burada da bir şeye daha e, değinmek isterim. Tabii ki burada ne olur? Ramadan ayı e, 29. gecesinde hilal takip edilir, görülürse demek ki ertesi gün bayramdır. Görülmezse ha, o zaman nedir? Görülmezse 30 güne tamamlanır. Sonraki gün bayramdır. Yalnız burada bir şeye dikkatinizi çekmek isterim inşallah. Hilal takip edilirken sadece Ramazan ayının hilalı yani 29 Şaban'da Şaban. gözlemlenir. Eğer bir kişi bile güvenilir bir kişi bayan da olsa, erkek de olsa, genç de olsa ben hilali gördüm diye şahitlik ederse, halifeye haber verirse, sorumlu olan kimselere haber verirse o zaman ne yapar? Onu yayarlar ve herkesin oruç tutmasını söylerler. Ama bu mübarek ayın dışında ister Şevval ayının, ister öbür ayları en azından iki kişi olması gerekir. Ama Ramazan ayının hilalini takip etmek için bir kişi bile görse ve şahitlik ederse onunla alabilir, güvenilebilir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhum buyurdu ki ben gençtim yani genç yaştaydı daha Abdullah bin Ömer radıyallahu anhum. Hilal'ı gördüm, Efendimiz'e haber verdim. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber verdim. Hem kendisi oruç tuttu hem de oruç tutmayı emretti. Oradaki Müslümanların hepsi oruç tuttu. Yani hocam Müslüman olan bir kişi, ergenlik çağına ulaşmış, geçmiş bir kimse. Yani mübarek ayın e, girişini takip etmek için akşam güneş battıktan sonra gidip hilal takibini yapabilir. Yani bu her Müslüman için umum bir e, Bu farz-ı e, e, kifayedir. Evet, evet, farz bir, kısım, bir kısım Müslüman bir beldede bunu yaparsa öbür, öbür Müslümanlar üzerinden günah kalkmış olur. Biz Allah'ım Allah'a hamdolsun birçok şehirde, birçok yerde hilali takip etmeye çalışıyoruz kifaye yönünden ve Allah'a hamdolsun Diyanet İşler Başkanlığı'nın da bunu yaptığını Son dönemlerde Gözlüyoruz yani gerçekten Bazı yüksek yerlere Çıkıp bazı hocalarımız Bir araya geliyor ve takip ediyorlar Bu çok önemli bir şeydir Çok önemli bir şey Ve bu dinimizde bilinen bir şeydir Yani Hilal'in gözlenmesi Geçmiş yıllarda Maalesef üzülerek söylüyorum Bazıları Teleskopla takip, takip ederken, işte efendim daha güneş batmadan hilal batmış. Öyle olmaz ki kardeşim ya. Güneş batmadan hilalın batışını gördüğünüzde demek ki bu ertesi gün bir Ramazan demek değildir. Çünkü güneşin batımından önce batmış diyorsunuz. Yani bunu dikkate almak lazım. Güneş battıktan sonra hilal görülürse, ha o zaman ertesi gün bir Ramazan demektir. Hilali nerede gözlemleyecekler hocam? Mesela güneş battı diyelim. Bizim battı yöne mi bakacaklar? Bizim ne? vatanımızda, ülkemizde genellikle güneşin batışının batışına yakın bir yer bir yerde gözlemlenir genellikle. Bazı vakitlerde sol tarafta biraz yüksekte. Yani o güneşe yakın et, bölgede. bölgede olur. Bizim vatanımız vatanımızda öyle. Ama bazı tabii ki bölgelere göre değişebilir. Şimdi hocam evet. şunu söyleyenler var yani şu anda teknoloji ileri seviyede az önce de buyurduğunuz gibi işte geçmişte de gök bilimciler vardı Osmanlı zamanında da vardı. Şu anda da özellikle uzayı takip eden işte ayın güneşin hareketlerini takip eden ve bunu cihazlarla yapan birçok bir devlet var. Burada yine esas olan bizzat müşahede edilmesi midir? Esas bilen? olan bizzat gözle müşahedesidir. Esas olan budur. Ha şimdi e, bazı aletlerle gözlemlesi eğer görülürse yine biz yok demeyiz. Eğer gerçekten güneşin batımından sonra gözüktüyse ve e, ondan sonra e, battıysa, hilal, biz yok demeyiz. Ama esas nedir? Esas çıplak gözle onu gözlemlemek. Hadiste var ya olduğu gibi, hadiste, vardı olduğu gibi. Onun için e, buna, dik, bunu dikkat bunu dikkate almak gerekir. Peki hocam bu konuda özellikle yakın dönemimizde olan Osmanlı alimlerinin de beyanları var. Ee, kitaplarında hatta siz de bunlardan önce zikretmiştiniz. Dilerseniz hocam yani bu alimlerin kitaplarından da birer nakil e, yapabilir miyiz? Yani hilalin gözlemlemesi ile ilgili. Yani, yani işte ben şöyle söyleyeyim. Hanefi alimlerinden eee Haşiyat İbn Abidin mesela kitabının 100. sayfasında bunu bu konuda konuşmuşlardır, beyan etmişlerdir. Aynı şekilde Maliki alimlerinden eee dusuki Dusuqi ala şerh ala şerh ala muhtasar Halil kitabının 496. sayfasında buna değinmişlerdir. Yine Hanbeli alimlerin kitaplarından olan Keşful Kina An Metnil İkna kitabının ikinci cildin 302. sayfasında beyan etmişlerdir. Şafi alimlerinden Şerh Ravda e, Talib kitabının 410. sayfasında bu bilgiler geçmekte. Yani isteyen kimse alır bunları okur, beyan eder. Bu çok önemli olan meselelerden birisidir. Yani maalesef bazı vakitlerde e, bu konuda zorluklar çekmekteyiz. Hocam geçmişte evet. şöyle oluyordu. Geçmişte birçok, mesela bazı ülkeler bu hesaplama yoluyla işte bir yıl öncesinden tayin ediyorlardı. İşte filan gün bir Ramazan'ın başlangıcı olarak beyan ediyorlardı. Bazı ülkelerde gözlemleme yoluyla yapıyorlardı. Bir türlü denk gelmiyordu hocam. Ama son dönemlerde özellikle ülkemizde ve bazı ülkelerde dikkate alınıyor bu husus. Evet. Yani Şunu da beyan etmek isterim. Maalesef ee, şimdi Ramazan ayı diyelim ki bazı yerlerde görülmüş, görülmemiş. Ama Kurban Bayramı. Kurban Bayramı bir gün önce, bir gün sonra olur mu? Bütün yani dünyada aynı vakitte gözükmesi gerek. Aynı vakitte e, Arafet'e çıkılması. Vakti belli <laughs> zaten değil mi hocam? Evet, ve aynı vakitte Arafat'a çıkıldığı gibi ertesi gün bayram demektir. Yani e, inşallah daha çok e, bu konuda dikkatli olunur Allah'ın izniyle. Yani hocam dinimize göre hem Ramazan hem de Ramazan dışındaki hicri Aynen. aylar takip edilmesi gerekiyor. Hilali her ayın 29'unda. Evet. Öyle. Bu farzı kifayedir. Yani bir kısım Müslüman her bölgede bu şehirde olur, ilçede olur, köyde olur. Çıkarlar, gözlemlerler. Eskiden sizin de bildiğiniz gibi eskiden şey yoktu. Bu medya ulaşım, aynı anda WhatsApp'la ya da i̇nternet, yolu internet yoluyla hemen haber verilecek diye de televizyon medya yoluyla böyle bir şey yoktu. Yani bu her köy, her şehir, her ilçe bir iki kişi, üç kişi bir araya getirilir, yüksek yerlere çıkılır ve hilal takip edilirdi. Eskiden öyleydi. Hilal evet. takip edilirdi. Ve bu farz-ı kifayedir. Evet. Bir kısım Müslüman çıkıp takip edip de şey yaparlarsa inşallah onların büyük ecirleri vardır. Bu ecir tahsil etmek için tabii ki heyetler oluşturulup bunu takip etmemiz gerekir. Hatta hocam Bir, Osmanlı'da da mesela hem bu hilal takip ediliyordu hem de namaz vakitleri de hocam güneşin güneşe göre güneş saatleri yapılmıştı. Hatta Topkapı Sarayı'nda da Tabii, var, Fatih Camisi'nde kadar, de var. Şu ana kadar var. Evet. Yani Fatih Sultan Mehmet Han Fatih Sultan Mehmet Han'ın camisinin girişinde dikkat ettiyseniz güneş saati var. Evet. Yıl boyu takip ediyorlardı. Ayrıyeten Ayasofya'nın bahçesinde var. Birçok camide bu bulunmakta. Neden? Çünkü hadisi İhya Ele oldu. aldılar. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyurdu ki اِنَّ خِيَارُ عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ اَلَّذ۪ينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْاظِلَّةَ وَالنُّجُومَ لِذِكْرِ اللّٰهِ Hadisin manasını söylüyorum. Bu hadisin manası Allah'ın salih kulları, güneşi, ayı, yıldızları Gölgelikleri Allah'a ibadet etmek için vakitleri takip edenlerdir. Onun için Osmanlı alimleri, o mübarek zatlar hem namazın vakitlerini takip ediyorlardı. Hem de orucun vakitlerini takip ederlerdi. Allah-u Teala bizleri onların şefaatinden mahrum etmesin. Bitirmeden önce ben bir iki şey daha söylemek isterim inşallah. Ee, burada hilalini gören oruç tutmaya başlaması farzdır. Diyelim ki bir adam fasık. Ee, adam Günah. günahkar birisi. Ona insanlar inanmayabilir. Ne? Ama kendisi hilalı gördüyse ona oruç tutmak farzdır. Hı. Öbürleri tutmasa da kendisi e, hilalı gördüğü için oruç tutması farzdır. E, hava bulutlu da olsa takva sahibi bir erkek veya bir kadın Müslüman hilalini gördüğünü söylerse hem kendisi hem de başkaları da onu işitenler de tutması farzdır. Bir kişi bir bayan bile olsa, bir erkek bile olsa eğer takva sahibi ise hilalı gördüğünü söylerse oruç tutulur. az önce dediğim gibi e, bu Davud'un rivayet ettiği hadiste Abdullah bin Omar radıyallahu anhu buyurdu ki Peygamber Efendimiz'e hilalı gördüğümü söyledim. Kendisi de oruç tuttu ve emretti ki oruç tutsunlar diye. Onun için ama tabii ki az önce dediğim gibi Ramazan hilalı bir kişi takip ederse yani veya hilalı görürse yeterlidir. Ama öbür 11 ay için en azından iki kişi hilalı gördüğünü demesi gerekir ki o halde hilal görüldüğü tespit edilsin. Ve bütün ayları takip etmek farz-ı kifayedir ben buradan bütün kardeşlerimize bütün Müslümanlara, bütün Müslümanlara hangi bölgede, hangi beldede, hangi köyde, hangi şehirde olsalar Allah rızası için yüksek evlere çıkıp hem namaz vakitlerini hem de oruç vakitlerini hem de ay ayları takip etsinler ki hem farz-ı kifaye ecrini elde etsinler hem de eski alimlerin yaptıklarını ihya etsinler. Bu büyük hayırdır, bu büyük bir berekettir. Kıymetli hocam burada ekranlar başında ekranlar başında bizleri izleyen, izleyicilere de hem belki sürpriz olması babında da aklıma yeni geldi şunu size teklif edeyim eğer imkan olursa yaşarsak Şabanın 29. gecesine ulaşırsak gidip hocam böyle bir hem bir çekim yapalım bir hilali gözlemleyelim birlikte olur burada inşallah eğer uygun görseniz müsait olursanız olur inşallah olur. Bunu da insanlara en azından beyan etmiş oluruz farklı bir İnşallah tabii ki biz hilali görürsek gördüğümüzü görmediysek biz görmedik ama başka yerde görülebilir tabii. diye izah etmeye çalışmamız gerekir. Evet. Değerli hocam artık teknoloji ilerledi. Vakit noktasında programlar artık kısa kısa yapılıyor. Dolayısıyla İstanbul TV'deki bu ilk programımız burada sona eriyor vakit açısından. Vaktimiz sona erdi ama bir sonraki programda yine oruca devam edeceğiz. Ve farklı konularla nasipse izleyicilerimizle birlikte olacağız. Söylemek istediğiniz buradan bir şey var mı izleyicilerimize? Ben e, İstanbul TV'de çalışan bütün kardeşlerimize, yönetimden hepsine inşallah kendilerine çok teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar. Allah-u Teala kendilerine güç kuvvet versin. Amin. Ama çok himmetli çok güçlü, çok hızlı çalışmaları, çalışmaları gerekir inşallah. Teala ki benim zannım onlarda da budur inşallah. i̇nşallah. Allahu Teala Allah onlara güç kuvvet var. versinler. Hayırlarını kabul etsin. Gerçekten kıyamet gününde bu amelin kıymeti ne kadardır insan daha iyi bilir. İnşallah hocam. Allahu Teala hepimizi bu amelin kıymetini bilenlerden eylesin. Hı hı. Hepimizi kamil iman üzere vefat ettirsin. Hı hı. Bizleri Peygamber Efendimizin yolundan ayırmasın. Bizleri cennete azapsız olarak girenlerden eylesin. Allah'ın bereketi, rahmeti hepimizin üzerinde olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi evet, Teala ve Berekatuhu. Değerli İstanbul TV izleyicileri bir sonraki programda birlikte olma temennisiyle bu programı yayalım, insanlara neşredelim, ulaştıralım. Tekrar bütün kardeşlerimize, emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda buluşma temennisiyle efendim. رمضان فرصه العمر ونور في مدى الدهر ويحكي رقه النهر ففيه ليله القدر